9. Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları. Ada yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ada Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 111. Sağlık, hastalık ve engellilik kavramlarını sağlıkla ilgili kitap ve dergilerden araştırarak bunlarla ilgili görüşlerinizi sınıf arkadaşlarınıza açıklayınız. Cevap: Sağlık, sağlık sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı, sadece hastalıkların ve rahatsızlıkların olmayışı değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali olarak açıklar hastalık. Hastalık ya da sayrılık, beden veya zihinde meydana gelen rahatsızlık, dert ve görev bozukluğuna yol açan belirli bir anormal duruma verilen isimdir. Kimineğin terim yaralanma, sakatlık, sendrom, semptom ve normal yapı ve fonksiyonun anormal çeşitlerini kapsayacak biçimde, geniş bir anlamda kullanılır engellilik, engelli, yaralanma ya da fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlık nedeniyle bazı hareketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlanan kişi. Engeller doğuştan gelebilir veya sonradan geçirilen hastalıklar veya kazalar sonucu ortaya çıkabilir. 2. Zihinsel, bedensel ve ruhsal sağlık sözleri size neleri çağrıştırıyor? Tartışınız. Cevap: Zihinsel sağlık. İyi zihin sağlığı ayrıca, zihinsel sorunların veya mental bozuklukların bulunmayışı olarak da tanımlanabilir. Zihinsel sağlığımız, duygularımız, çevremiz ve zihniyetimiz gibi birçok iç ve dış faktörden etkilenir bedensel sağlık. Bedensel sağlık, kişinin bedensel olarak bir hastalık barındırmama durumudur. Yani hasta olamamasıdır. Mesela grip, nezle vs. sağlık ruhsal olarak iyi hissetme durumudur. Ruhsal sağlık, ruh sağlığı bir kişinin etrafındaki diğer insanlar ve özellikle kendisiyle bir uyum ve denge içerisinde olabilmesidir. 3. Engelliler, uygun koşullar sağlandığında toplumsal yaşama ne tür katkılar sağlayabilirler? Sınıf arkadaşlarınızla beyin fırtınası yapınız. Cevap: Onlar da günümüzde hayatlarına sağlıklı bir birey olarak devam ederlerdi. Örneğin yürüme engelli olan bir insan herkesin gittiği okula gidebilme gibi bir şansı olmalıydı. Şu anda böyle bir şansı var fakat onun için uygun koşullar bulunmamaktadır. Bu sayede kendini de diğerlerinden eksik hissetmezdi. Fakat onlara kendilerini değerli hissettirebilmek bizim elimizdedir. Onlara karşı aşağılayıcı veya alaycı olmamamız gerekir. Hem bu insan kusurlarından dolayı utangaç olabilir, hem de özgüven sahibi bir insan olamaz. Onların bizden hiçbir farkı yoktur. Onlar bize birer örnektir. 9. Sınıf Ada Yayıncılık Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Sayfa 11 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.